Evet, Tarım Bakanlığı'nda bir görev değişikliği var. Ukrayna'ya geçmeden önce bu sıcak bilgiyi de aktaralım. Resmi gazetede yayınlanan, önce verelim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi. Eski bakan, yani istifa eden bu süreç içerisinde, dedim ki tarım konusunda pek çok sıkıntı var. Çiftçide, üretimde, halde, vatandaşta ve ee, Tarım ve Orman Bakanı artık eski bakan olarak değerlendirebiliriz Bekir Pakdemirli istifasını sundu Yerine ee, Vahit Kirişçi getirildi Vahit Kirişçi de yine Tarım ve Orman Bakanlığı unsurlarından çalışanlarından deneyimli bir isim efendim ee, Sözcü gazetesi var değil mi arkadaşlar verelim sözcü gazetesini lütfen işte kabinede gece yarısı değişikliği. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti. Bakan Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kararına göre Bekir Pakdemirli'den boş olan Tarım ve Orman Bakanlığı'na eski AK Parti milletvekili Vahit Kirişçi atandı. Hayırlı olsun. Umuyorum bundan sonra çiftçinin çiftçiye ödenen. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Ukrayna ve Rusya'dan buğday alamayan Türkiye'nin yeni oyun planı var mı yok mu merak ediyoruz. Ve buna uygun buna uygun bir politika açıklanmasını bekliyoruz efendim. Rica ediyoruz. Bu zeytinler konusu zaten hiç kabul edilebilir bir noktada değil. Türkiye'nin 3 kuruşluk kömür çıkartacağım diye ki dünyanın en kalitesiz kömür rezervlerinden bir tanesine sahip olduğumuz söylenip duruyor. Hani boşu boşuna bir katliam asla diyoruz. Asla rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Dua ediyoruz. Zeytinlere dokunmayın lütfen. Pak Demirli haberi bakalım. Şöyle detaylarıyla bir aktaralım. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden ayrıldı. Yerine Vahit Kirişçi atandı efendim. Cumhurbaşkanı kararıyla görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Buna göre görevden affını isteyen <laughs> Affını devam ediyoruz. İstifa eden aslında efendim ve bu talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi getirildi. Atama anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldığına dair bir bilgi de paylaşılıyor bu başlık altında.